Arkadaşlar biliyorsunuz greft dağılımına çok dikkat etmemiz lazım. Bu çok esas bir kaliteli saç ekimi operasyonunun olmazsa olmazı. Yani greftlerin ayrılması ve kaç tane tekli greftin, kaç tane ikili, kaç tane üçlü, kaç tane dörtlü greftin olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ve bizim bir özellikle ön bölge operasyonunda 600 civarında minimum tekli grefte ihtiyacımız var. Bu tekli greftleri ayırırken çıplak göze tam olarak güvenemeyiz. Orada epiteli kalın bir şekilde bırakabiliriz. Çünkü kanallarımız da biliyorsunuz çok küçük tekli greftler için açtığımız kanallar. 1.1 safir uçlarla açıyoruz veya kullandığımız kalemlerde 0.8 mm çapındaki kalemler. Tekli grefti çok epitelinden, fazla epitelinden ayrılmış bir şekilde ve foliküler üniteninde içinde tek bir kıl bulbusu olduğuna emin olacak şekilde ayırmamız lazım. Dediğim gibi çıplak gözle bunu kaçırabiliriz. Bundan tam emin olabilmemiz için tekli greftimizin intak yani tamamen sağlıklı olduğundan emin olabilmemiz için mikroskop altında gördüğünüz gibi bu ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz ve böylece tam sağlıklı bir tekli greft sahibi olduğumuzdan bu şekilde emin oluyoruz. Bizim zaman zaman operasyonlarda 800 ila 1000 grefte kadar çıkan tekli greftlere ihtiyacımız var ama minimum bir ön bölge operasyonunda 500-600 tane tekli grefte ihtiyacımız var. Zaman zaman da özellikle donör bölgesinde çoklu greftleri çok yoğun olan, tekli greftleri az sayıda olan hasta gruplarında da yine mikroskop altında ihtiyacımız olan sayıda yani bizim 600 tane tekli grefte ihtiyacımız varsa çoklu greftleri de yani ikili folikülleri de mikroskop altında ayırarak bunları da yine sağlıklı, sağlam, intak, tek bulgus içeren greftler haline getirmemiz lazım. Bu operasyonlarda çok önemli bir noktadır ve kaliteli bir saç ekimi operasyonunda da sağlıklı greftlerin mikroskop altında ayrılması olmazsa olmaz bir operasyonun parçasıdır.